Bu videoda sizlere desibel ölçeğinden bahsedeceğim. Desibel ölçeğini bir sesin şiddetini belirlemek için kullanırız. Bu ölçek için de şöyle bir formülümüz var. Beta eşittir 10 çarpı 10 tabanında logaritma I bölü 10 üzeri eksi 12 watt bölü metre kare. Formül bu haliyle biraz korkutucu görünüyor. O zaman üzerinde biraz konuşalım ve parça parça inceleyelim. Buradaki beta desibel sayısını temsil ediyor. Bunu da küçük d ve büyük b ile gösteriyoruz. Yani desibel sayısı ya da kısaca desibel. Bu ifadeyi muhtemelen hoparlörlerinizin ses ayarlarında görmüşsünüzdür. Çünkü sesin şiddetini desibel olarak ölçüyoruz. Buradaki 10 e, desibeldeki desi kısmını simgeliyor. Yani sadece bel ölçeği olmadığını gösteriyor. Bu arada desi İngilizce'de bir birimin onda biri anlamına geliyor. O yüzden mesela bunu 10 ile çarpmıyor olsaydık eğer, o zaman sadece bel ölçeği olurdu adı. Ama 10 ile çarpıyoruz. Onu seviyoruz. O yüzden buna desibel diyoruz. Buradaki log biraz beklesin. Logaritma hakkında daha sonra konuşacağız. I ses dalgasının yoğunluğunu temsil ediyor. Öyleyse buraya ses yoğunluğu yazdık. Fizikte yoğunluk güç bölü alan olarak tanımlanır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela kulağınız şurada olsun. Ee, buraya bir de kulağınıza doğru gelen bir ses dalgası çizelim. Gücün birimi neydi? Watt. Alanın da birimi metrekareydi. Yoğunluğu şöyle düşünebiliriz. Burada bir metrekarelik bir alanınız olduğunu hayal edin. İlla gerçek bir fiziksel madde olmak zorunda değil. Sadece bir metrekarelik bir alan düşünün. Bu alandan kaç jullük güç geçer? Ee, eğer bu bir metrekarelik alandan kaç jul geçtiğini e, bulabilirseniz, yani doğrudan size bu bir metrekarelik alandan bir saniyede kaç jul geçtiğini sormuş olsaydık, nasıl cevap verirdiniz? Onu düşünün. İşte bu soruya verdiğiniz cevap bir saniye içinde kaç watt bölü metre kare geçtiğini yani ses yoğunluğunun değerini bize söyler. Dolayısıyla watt aynı zamanda Juule bölü saniye olarak da yazılabilir. E, bu da böylece belli bir alandan e, bir saniyede geçen enerji miktarına dair bize bir e, bilgi vermiş olur. E, şimdi denklemdeki en sevdiğim kısma geldik. Burası açık ara en sevdiğim kısım bakın. Tam buradaki sayı. Bu 10, üzeri eksi 12 watt bölü metrekare sayısı insan kulağının duyma eşiğini temsil ediyor. Bir insanın duyabileceği en yumuşak ses yoğunluğu işte bu kadar düşük. Bu ses yoğunluğundan daha düşük bir yoğunluğa sahip olan sesleri hiç fark etmiyoruz bile. Ama eğer bundan daha yüksek ise sağlıklı bir insan kulağı muhtemelen o sesi fark eder. Bu sayı inanılmaz derecede küçük. O yüzden bu sayıyı o kadar seviyorum. 1 watt bölü metrekarenin tilyo, trilyonda biri. Ay söyleyemedim. Trilyonda. Bu da şu anlama geliyor. 1 metrekarelik bir alandan 1 جول ya da joule, 1 جول bölü saniyenin trilyonda biri geçse bile kulağınız bu yumuş, yumuşaklıktaki bir sesi duyabilir. Eğer bu bilgi sizi etkilemediyse o zaman size şöyle söyleyeyim. Diyelim ki elinizde 1 watt olsun. Şöyle söyleyelim. 1 watt'ınız varsa ne kadar büyük bir alana? Bu arada 1 watt o kadar da büyük bir güç değil onu söyleyeyim. Elinizdeki bu bir watt'ı en geniş ne kadarlık bir alana yayabilirsiniz ki insan kulağı yine de bu yoğunlukta sesi duyabilsin? Ne kadar büyük bir alan olabilir? Bir futbol sahası, belki bir şehir Hayır, hesaplamaları yaparsanız ki yapmanızı öneririm çünkü çok ilginç hesaplamalar varacağınız sonuç elinizdeki bir vatı bütün Almanya'nın yüzey alanının 3 katına kadar yaydığınız zaman bile insan kulağı hala o yoğunluktaki sesi duyabilir. Kulaklarımız işte bu kadar hassas. İnanılmaz olduğunu söylemiştim. Ben bile bazen inanmakta zorlanıyorum. Şimdi bu sayfaya geri gelelim. Denklemimiz burada. Bu bizim desibel ölçeğimiz. Ama neden log? Büyük ihtimalle bunu düşünüyorsunuz. Bilim insanları neden gidip de buraya logaritma koymuşlar? Çok korkunç duruyor. Eskiden beri beni de çok korkutuyordu. Gelin size neden buraya bunu koyduklarını göstereyim. Buradaki problem şu. Bu kadar yumuşak bir sesi, 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekarelik bir sesi duyabilmemiz demek, insan kulağının duyabileceği aralığın çok geniş olduğunu gösteriyor. Yani 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekareden başlayarak, burası 0,00... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 1 watt bölü metrekare noktası. Üst sınır olmadığı için sonsuza kadar gider ama bir yerden sonra kulaklarınız patlar. 1 watt bölü metrekare civarına geldiğiniz zaman canınız acımaya başlar. Bu seviye acı verici. Burada hiç mutlu olmazsınız. Sadece canınız acır ve duyma kaybı yaşarsınız. Dolayısıyla hiç hoş olmaz. Ama bakın inanılmaz büyük bir aralıktan bahsediyoruz. Bu 1 watt bölü metrekare bu taraftan 1 trilyon kat daha büyük. Bu aralık gerçekten çok büyük ama şimdi bir sorun var. Ses ölçeğimizi küçük tutmak istiyoruz. 1'den 100'e kadar ölçse yeter. Trilyonda trilyondan 1'e veya 1'den trilyona ölçmek istemiyoruz. Bunu da bize kim log sağlayacak? Log'lar bu yüzden güzel şeyler. Bu şekilde kullanabilmek için uygulanan bir hile yani. Bu yüzden bu hileyi seviyorum. Logaritmalar büyük sayıları alıp güzel küçük sayılara dönüştürebilirler. Bu denklemde de bu yüzden logaritma kullanıyoruz. Ne demek istediğimi şöyle göstereyim. Eğer hatırlamıyorsanız logaritma şu işe yarıyordu. log 10 tabanında bir sayı eşittir şuraya bir sayı yazalım. Diyelim ki 100.000 olsun. log çok meraklı biri, her zaman soru soruyor ve her zaman şunu bilmek istiyor. Diyelim ki eğer 10 tabanında log isem bu tabandaki bu 10'un kaçıncı kuvvetini almam gerekiyor ki e, içeride bu sayıyı bulayım. Log parantezin içindeki bu sayıya bakıyor ve 10 üzeri kaç dersem 100.000'e ulaşırım diye soruyor. Bunun cevabını biliyorsunuz değil mi? 10 üzeri 5 olmalı. Onun 5. kuvvetini alırsak 100.000'e ulaşırız. O zaman eğer 10'un 5. kuvvetini alınca 100.000'e ulaşıyorsak 10 tabanında 100.000'in logaritması da böylece 5 olur. Bakın ne oldu? Log 100 bin gibi kocaman bir sayıyı aldı ve 5'e dönüştürdü. Bu muazzam bir şey. Log böyle büyük sayıları alır ve onları küçük sevimli sayılara dönüştürür. O zaman log 10 tabanında 1 milyar ne olur? 1 milyar çok büyük bir sayı uğraşması zor. Ama log yine 10. onun kaçıncı kuvvetini almalıyım ki 1 milyara ulaşayım diye sorar. Onun 9. kuvvetini almalıyız. Çünkü elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sıfır var. Bu sayıyı elde edebilmek için onun 9. kuvvetini almamız gerekti. Bu yüzden logaritmanın cevabı 9 olur. Pardon bu çok 9'a benzemedi. 9 şimdi oldu. Logaritma buradaki kocaman sayıyı aldı ve onu 9 yaptı. Dolayısıyla Logaritma büyük ölçekleri küçük ve tatlı ölçeklere dönüştürebilir diyebiliriz. Bu yüzden desibel ölçeğimizi seviyoruz. Çünkü büyük yoğunlukları ve küçük yoğunlukları alıp onları güzel yoğunluklara çevirebiliyor. Bu denklemi kullanarak hemen küçük bir örnek çözelim arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Belki de arkadaşınıza bağırıyorsunuz. Aranızda hararetli bir tartışma yaşıyorsunuz. Bağırıyorsunuz. O da yanınızda duruyor. Bunlar da arkadaşınıza doğru gelen ses dalgaları. Diyelim ki 10 üzeri eksi 5 kadar bir büyüklüğü olan yoğunlukta bağırıyorsunuz. Çok gibi gözükmüyor olabilir ama gerçekten de sinirlisiniz ve yüksek sesle bağırıyorsunuz. Bu yoğunluğun kaç desibel olduğunu bilmek istiyorum diyelim. O zaman desibeli nasıl bulabilirim? Desibel formülünü kullanabiliriz. Beta eşittir 10 çarpı 10 tabanında logaritma. I bölü 10 üzeri eksi 12 watt bölü metre kare. Çünkü duyabileceğimiz en düşük ses bu. Ne buluyoruz? 10 üzeri eksi 5 yoğunluğumuz. Bunu buraya yazabiliriz. Öyleyse beta eşittir. 10 çarpı 10 tabanında log 10 üzeri eksi 5. Bu bizim yoğunluğumuz. Bölü 10 üzeri eksi 12. Bunların her ikisi de watt bölü metre kare. O zaman birbirini götürdü. 10 üzeri eksi 5 bölü 10 üzeri eksi 12 işleminin sonucu da 10 üzeri 7 eder. Geriye 10 çarpı 10 tabanında log 10 üzeri 7 kaldı. Şimdi açık konuşayım. Logaritmik ifadelerden pek hoşlanmıyorum. Beni korkutuyorlar. Ama bu seferki çözülebilecek halde. Log 10 üzeri 7, log'un e, ne yaptığını hatırlayın. Onun kaçıncı kuvvetini almalıyım ki parantezin içindeki sayıyı elde edeyim diye kendine soruyordu. Ama parantez içindeki sayıyı elde edebilmek için onun almam gereken kuvveti zaten parantezin içinde burada bize verilmiş. Yani 7 denmiş değil mi? 10 üzeri 7 denmiş. O zaman onun 7. kuvvetini alacağız. Ee, o zaman öyleyse ne oluyor? Öyleyse 10 tabanında log 10 üzeri 7'nin cevabı 7 oldu. Değil mi? 7. kuvvetini aldık çünkü 10 üzeri 7. Zaten 7 sayısı bize gerekiyordu. Son cevabımız betayı, sesin şiddetini, desibel sayısını da böylece 10 çarpı 10 tabanında 10 üzeri 7'yi e, bulmuştuk. Çünkü oradaki 7'yi elde edebilmemiz için kaçıncı kuvveti olduğunu bulmamız gerekiyordu. O da 7. 10 çarpı 7 eşittir 70 bulduk. 70 desibel ile bağırıyormuşuz demek ki. Artık sakinleşmeliyiz yoksa arkadaşımız bize sinirlenebilir. Böylece bir ses dalgasının ne kadar şiddetli olduğunu bulmayı da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Artık bağırmamıza gerek yok.